Evet, şimdi nereden bindiniz motosiklete? Cinna'dan. Sokak? Kartopu galiba. Evet evet Kartopu sokak ama nasıl bulacağız? Zaten bir sürü sokak var. Şuralarda bir yerde olması lazım. Kimya şirketinde çalışırken çok gidip gelirdim ben Ankara'ya. Oğlum bir dur ya. Bilirim Ankara'yı. Bir dur, bir sakin dur. Oğlum şunla çizebilir misin güzergahı? Tolga, sen mi hazırladın bu haritayı? Ha yok, haritacılar. Ama teknik kısımlarını ben tabii. Ankara Belediyesi'nin birkaç yazılım işini hallediyorum da. Hı hı. Nereden anladın? Ya şu senin şirketin amblemi, Tox Yazılım Güvenlik. Hı hı. Ya ben böyle senle oldum ama. Yo, iyi yaptın. Bu arada şirketin adı çok güçlü, çok etkili. Teşekkür ederim. Bu Tolga da Tolga'nın Tolga'sı herhalde. Tolga Oltan. Babamın adı Oltan. He. Çok ama güçlü bir amdem. Şey, efektif. Ne durumdayız? Baba, kaza yaptığımız sokakta MOBESE yok. Dur. Mesele yok, mesele yok. Tolgacığım, buraların numaraları vardı değil mi? Ha, tabii Tarık amca. Ben mail atacağım hepsini size. Belediyeden yarın isterseniz numaralarla. Sağ ol Tolgacığım. Sayende çok zaman kazandık. Ne demek Tarık amca? Ben o zaman müsaadenizi isteyeyim. Çok teşekkür ederiz Tolgacığım. Ben seni geçireyim. Tamam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne diyorsun Nazan abla? Vallahi bu MOBESE işi çok iyi oldu ya. Ya yok ya, onu demiyorum. Damadı diyorum. Damadı beğendin mi? Ne damadı oğlum? Çocuk alev alev yanmış bizim kıza Nazan abla, görmedin mi? Mum gibi eriyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Vallahi ben beğendim çocuğu. Biraz tiki ama. Gerçi oylum da öyle. Tiki ne be? İşte böyle her şeyi marka falan. Böyle sürekli pahalı markalar. Ha. Sen kolundaki saat kaç avro biliyor musun? Kaç avro? 50 bin avro. O paraya saat mi almış bu çocuk? Almış. Gerçekten. İyi. İyi mi? İyi. Zenginlik böyle bir şey Nazoş. Güzide teyzeye de çok selamlar. Geldim, geldim oğlum. Tolgacığım çok teşekkür ederiz her şey için. Ne demek? Babana da çok selamlar. Söyle. Tolgacığım, anlayamadığım bir şey olursa arayabilir miyim? Tabii Tarık amca, istediğin zaman. Sağ ol. Siz birlikte gelmediniz mi? Ha, yok, ben kendi aracımla geldim. Ben yolcu edeyim o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Ya abimin dayım bayağı başının etini yedi. Ne olur kusura bakma. Ya yok be, tatlılardı. Tolga, gerçekten teşekkür ederim. Hiç mecbur değilken bu kadar uğraştın. Çok sağ ol. Ya ne demek, ben seve seve yaptım ki. Yani babana da ben söyledim zaten MOBESE'lere bir bakalım, tespit edelim diye. Gerçekten mi? Ne olacak ki? İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Affedersin, saçmaladım. Yok, tamam, yok, bir şey yok. Öyle güzelsin ki dayanamadım. Tamam. Önemli bir şey değil yani, boş ver, unutalım gitsin, önemli değil. Oğlum ben... Ben unutmak istemiyorum. Kızdın mı bana?
Şu an biraz şaşkınım. Yarın kızacağım. Oğlum ben seni görmek istiyorum. Ben her gün, her an seni görmek istiyorum. Sakin ol bebeğim. Ne oldu anneciğim? Çok özür dilerim. Niye? Ankara'da söylediğim her şey için çok özür dilerim. Seni üzdüğüm her an için çok özür dilerim. Ben gerçekten çok özür dilerim. Ben seni çok seviyorum anne. Çok anne. Seviyorum. Tamam. Ben de seni çok seviyorum. Olur öyle şeyler. Üzülme. Sakin ol lütfen. Hakim Hanım, alalım mı artık? Tamam. Feda oğlum, sakin ol. Bir gece söz veriyorum. Sadece bir gece kalacaksın. Hadi oğlum. Hadi anneciğim. Hadi oğlum. Hadi güzel. Anne, ne olur çıkar. Tamam. Biliyorum anneciğim. Sakin. Söz veriyorum. Kurtaracağım seni. Bir gece. Tamam. Bir gece. Söz veriyorum. Çıkar tamam. Ne olur al beni. Tamam. Tamam. Tamam anneciğim. Hadi öpeyim. Oh. Sen de öp. Canım. Hadi. Herkese geçmiş olsun. Sağ olasın. Hoş geldin bacım. Geçmiş olsun. Anan hakim mi senin? Ha şu bildiğimiz muhakeme hakimi yani. Evet. Baban? Avukat. Oo güzelim. Sen kendini çıktı bil. Yarın kaçta duruşma? Sabah. Öğle yemeğini evde yersin artık. Şişt, sen. Seza canım benim adım. Can Seza. Avukatın geldi. Çıkıyorsun. Ah nihayet. Kendine iyi bak. Korkma be güzelim. Ama tırsık çıktın sen de. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun kızlar. Sağ ol. Oylum Yenersoy, ziyaretçim var. Memur Bey, bu da nöbetteki arkadaşlar için hani tatlı bir şeyler. Afiyet olsun. Tolga? Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı ya. Aklım sende kaldı. Merak ettim. Ne yapıyorsun, nasılsın? Anladım. Annem hakim, babam avukat. Nezarete dair hiçbir şey bilmiyormuşum. Öğrenmiş oldum. Olsun. Olsun. En azından bir ziyaretçim var. Değil mi? Bir şey yedin mi? Yok, yani bir şeyler getirdiler de canım istemiyor.
Ben bir şeyler getirdim. Hani belki bunu seversin, yiyebilirsin. Yani fazla fazla aldım zaten hani paylaşırsın diye. Bak hepsini yemek yok ha. Teşekkür ederim. Ne demek? Tolga arıyor. Tolga? Alo Güzide teyze merhaba. Ben oğlumun durumunu merak etmiştim de onun için aradım. Çıktı değil mi? Yok oğlum tutuklandı. Nasıl tutuklandı ya Güzide teyze? De, hani serbest kalacaktı, yazılım hatası şüphe uyandırıyordu. İşte hakimin takdiri. Yani demek ki karşı taraf bayağı asılıyor davaya. Çok hem de çok. Tolga bir şey soracağım sana. Yani bu görüntüler varsayalım ki silindi. Biz bunu başka bir yerde bulabilir miyiz? Tabii. İnternette hiçbir şey sonsuza dek silinmez. Bulabiliriz yani. Ben hemen aramaya başlayacağım Güzide teyze. Ay çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bulacağım merak etmeyin. Bir şeyler bulunca haber veririm size. Teşekkür ederim oğlum. Sağ ol. İyi günler. Görüşmek üzere. Aa. Bulacak. Bulacak. Göreceksin. Ay çok sevindim. Ben bu çocuğu çok sevdim ya. Ah. Tolga arıyor. Aç aç. Yeni görüntüleri bulduk demek ki. Alo? Alo Güzide teyze müsait miydin? Evet oğlum evet. Bir gelişme var mı? Ben şimdi iki tane kameranın görüntüsüne ulaştım. Yani tabii çok bir şey değil ama en azından motorun üstünde iki kişi var orası kesin. Aa çok güzel. Tabii hala şey belli değil yani motoru kullanan kim olduğu belli değil. Çünkü ikisi de aynı tip aynı renk kask takmışlar. Görüntüler işimize yaramaz değil mi? Yok yok moral bozmayın ya ben diğer görüntülere de ulaşacağım tabii biraz vakit alacak ama duruşmaya kadar halledeceğim merak etmeyin. Teşekkür ederim Tolgacığım seni de çok görüyoruz böyle. Ya ne demek? Görüşmek üzere. İyi günler oğlum. Ne diyor? İki tane kamera görüntüsü yakalamış. Çok iyi. Ama işte o görüntülerde motosikleti kimin sürdüğü belli olmuyormuş. Yani görüntüler işimize yaramaz. Dur bakalım dur. Tolga mutlaka yeni görüntüleri bulacaktır. Umarım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun Hakime Hanım. Dur gitme. Çikolatanın tadına bak bakalım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Güzideciğim. Yok hayatım sağ ol. Aa, al bir tane ağzın tatlansın. Yok. Yok canım sağ ol. Oğlum çok sever onları. Oğlumun cezaevinde olduğunu düşündükçe elim ayağım titriyor Nazan. Kalbim sıkışıyor. Biliyorum hayatım ya. Yani ne diyebilirim ki? Sen el bebek, gül bebek büyüt, üzerine titre, başına böyle bir şey gelsin. İnanılır gibi değil yani. Revir'i aldırdın değil mi? Yo. Tutuklu koğuşunda. Koğuşta mı? Evet. Niye revir'i aldırmıyorsun? Güzideciğim, cezaevi müdürünü arayacaksın, revir'i aldırın diyeceksin. Adam da seve seve aldıracak. Sen hakimsin ya. Ne, tamam da hakimim diye ayrıcalık mı isteyeceğim? Ay ne olabilir ki? İsteyeceksin tabii. Aman 3 gün duruversin ölmez ya. Güzide çok katısın. Tamam prensip sahibisin anlıyorum ama bu kadarı da çok fazla artık. Niye geldin? Yani sefil haldeyim zaten görüyorsun Tolga. Yo ben bu şartlarda bile çok güzel olabilen bir kadınla oturuyorum şu anda. Ya bir şey diyeceğim. Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun? Çünkü şu an biz... Hani hapishanedeyiz ya. Hapishanede bu kadar güzel olunmaz. Çok saçma, çok güzelsin. Teşekkür ederim. Biliyorum. Neşelendirmek için söylüyorsun. Çok farklı. Oğlum. Aklımdan çıkmıyorsun ben. Senden başka bir şey düşünemiyorum.
Ne demem gerekiyor bilemedim. Ben de senden başka bir şey düşünemiyorum Tolga. Sen de benim aklımdan çıkmıyorsun gibi şeyler fena olmazdı ama ne yapalım? İnandırıcı olur mu peki? Bu cam, burası. Haklısın. Aklımdan hiç çıkmıyorsun, biraz iddialı olur. Ama sen de aklıma geliyorsun sık sık. İyi, bu çok iyi, bu bana yeter. Niye söylemiyorsun? Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Babam reviri alırdı, biraz daha iyiyim. Yani anneme kalsa koğuşta kalmam gerekiyordu büyük ihtimalle. Etik değildi vesaire ama neyse, yani sonuçta şu an daha iyiyim. Anneniz çok prensipli bir kadın galiba. Öyle, öyledir. Çok uğraşıyor senin için. Doğru, biliyorum yani illaki. Oğlum, yani seni düşünen, senin için çırpınan bir annem var. Yani bunun kıymetini bil bence. Gerçekten. İdareye senin için bir şey bıraktım. Ne bıraktın? En sevdiğim kitabı getirdim sana. Hatta okurken kendini yalnız hissetme diye böyle aralara küçük küçük notlar bıraktım. Şaşırma. Anlamlı küçük küçük notlar mı? Bilmem. Bir bak bakalım. Bakacağım. Ay ışığında oturuyorduk. Bileğinden öptüm seni. Sonra ayakta öptüm, dudağından öptüm seni. Kapı aralığında öptüm, solundan öptüm seni. En sonunda caddelere çıkardım, kaynağından öptüm seni. Ustanın şiirleri sana aşık olduğumun kanıtı olsun, Tolga. Benim gözler gitti. Ekranda her şey birbirine giriyor. Aynen Tolga ya. Sabah mı devam etsek, ne diyorsun? Yok yok. Bir an evvel ulaşmamız lazım kamera kayıtlarına. Tolga resmi bir kurum bu, biliyorsun. Güvenlik duvarını kırmak kolay değil. Kırarız. Bir de ana server. Ulaşmak çocuk oyuncağı değil. Ulaşırız ya beyler. Yani ben kendi başıma halledebilecek olsam sizden yardım istemezdim değil mi? Hani böyle ağlayacaksanız olmaz. Ya ağlamak değil. Halletmesini hallederiz. Halledeceğiz de. Ama kim için debeleniyoruz bilmiyoruz ki. Aynen Tolga ya. Biz sabahtan beri uğraşıyoruz da niye? Çok önemsediğim biri için diyelim. Tamam? Hadi ya biraz enerji ya. Hadi. Sağ olun Numan abi. Gerçekten mi? Evet, yani silinen görüntülerin hepsini kurtardım. Binişten inişe kadar bütün görüntüler var şu an. Silinen görüntüleri nasıl kurtardınız? Biraz hackerlık yapmam gerekti onun için. Hackerlık mı yaptın? Anladım. Evet. Ya şimdi şöyle, o herif şey demiş ya, hani bir süre sonra ben indim, tek başına kullandım motoru. O indim dediği sokak tam şu sokak. Ve bu sokaktan sonra motoru onun kullandığına dair görüntülerimiz var. Allah'ım kurtuldu o zaman. Evet. Ümit kurtuldu! Ümit kurtuldu! Ay. Çok teşekkür ederim Tolga. Aa, sen ağlıyor musun? Yok. Aman oğlum, bilmiyor musun Allah aşkına? O sulu gözdür. Her şeye ağlar. Ümit. Sağ ol ya Tolga. Vallahi ben de oğlumun dayısı olarak bu iyiliğini asla unutmayacağım. Ne demek? Aman
Aman hep bir şov, hep bir şov. Hep bir şov. Hadi şöyle güzel demli bir çay içelim. Ne dersiniz? Tolga sen kahve seviyorsun ama değil mi? Hayır, yok fark etmez bana, ikisi de olur. Tamam, ben hem çay hem kahve yaparım hemen. Evet, Tolga kahve seviyormuş. Tolga da geliyor değil mi? Hı-hı. Harika. Ay ne güzel bir aşk bu böyle. Bayılıyorum. Ay abartma Nazan Allah aşkına. Ne aşkı sende. Tamam işte. Yani yardım etti. Sağ olsun. Bitti tamam bu kadar. Sen niye sevmiyorsun bu çocuğu? Niye istemiyorsun? Söyle bakayım bana. Hı? Baba. Oğlum, kızım. Yasak beyefendi, yasak. Komutanım, ben hem avukatıyım hem babasıyım. Bir dakika müsaade eder misin? Sadece bir dakika. Sağ olun. Canım aşkım benim, canım güzel kızım, bir tanem benim. İyi misin aşkım benim? Yani ne kadar iyi olabilirsem iyiyim işte. Geçti artık. Cezaevinde geçirdiğin son geceydi, çıkacaksın bugün. Tamam? Tahliye mi olacağım? Kesinlikle olacaksın. MOBESE görüntülerini mahkemeye sunduk. Motosikleti senin kullanmadığın ortada. Canım aşkım benim, bir tane. Tamam mı? Çok şükür. Canım benim, geçti bir tanem, geçti. Anne? Hepsi geliyorlardı, Nazan teyzen, Ozan, hep birlikte. Vakit tamam, yola çıkıyoruz. Sağ olun komutanım. Merak etme, arkandan geliyorum, tamam mı? Tamam, tamam mı güzel kızım? Tanık Oylum Yenersoy burada mı? Buradayım efendim. Vekili Tarık Yenersoy? Buradayım hakim bey. Kimlik tespitleri yapıldı. Sanık ve vekilinin salonda bulundukları tespit edildi. Duruşmaya geçildi. Sayın savcım, mütalaanızı dinleyebiliriz. Sayın hakim. Sayın hakim, müvekkilimin daha önceki verdiği ifadede de olduğu gibi kendisi olay anında motosikleti kullanmamaktadır. Mahkemenize sunduğumuz deliller neticesinde kamera kayıtları bunu apaçık gösterebilir. Yüce mahkemenizden yeni delillerin incelenmesini, müvekkilimin beraat etmesini talep ediyoruz efendim. Gereği düşünüldü. Savunma makamının mahkemeye sunmuş olduğu kamera kayıtlarının hukuka aykırı ve usule uygun olmayan yollarla elde edildiği kanaatine varıldı. Bu sebeple kayıtların dosyadan çıkarılmasına, delil olarak dikkate alınmamasına ve sanık Oylum Yenersoy'un tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.
Hadi paçayı kurtardın. Hakim delilleri kabul etmedi. Babanın haberi olmadan hallediyoruz. Mahkemeye geçti galiba Nurhan Hanım. Çok iyi geçti Davut. Bir dahaki duruşmada kız mahkumiyet alır, bu iş de biter.